Sevgili Tavşan halkı, İMKB Anadolu Lisesi'nde bir hocamızın öğrenci tarafından darbe edilmesiyle ilgili olayın üzüntüsünü hep beraber yaşadık ilçe olarak. Dün ve bugün meydanda sivil toplum kuruluşları, ilgili sendikalar, eğitim sendikaları, muhtarlar, ve sivil Toplum Kuruluşları öğretmenler Tavşan halkının katılımıyla yapılan bu menfur saldırının kınanması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı kimliğimizde biz de bugün saat 12.30'daki o kınama olayına bizzat katıldık. Tavşan'la da böyle bir olayın yaşanması gerçekten esef verici, üzüntü duyduğumuz konu. Çünkü ee, genelde muhafazakar aile yapısının aynı zamanda monist uyumlu, e, yumuşak yapılı bir aile yapısının egemen olduğu tavşanı da çocukların böyle şiddet bir e, karaktere bürünmesi bizim anladığımız ve algılayabileceğimiz bir olay değil. Öğrenci kardeşimizin yani hangi e, psikolojiyle, hangi davranış biçimiyle ya da etkisiyle bu tür bir e, kimliğe ve karaktere büründüğünü anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü hani ilk başlangıçta bir yetişme kakışma olabilir ama olayın e, cereyanına baktığımız zaman e, sanki kasıtlı bir şekilde hocanın üstüne üstüne gidiş var ve darplar var. Bu manada üzüntülüyüz. Ben öğretmen camiasından kardeşimiz adına özür diledim Gerekçesi de şu, çünkü e, bir mayanın ve hamurun e, esercisi öğretmenler. Yani e, çoğumuz çoğumuzun annesinden ve babasından daha fazla e, karşı karşıya kaldığı, zaman geçirdiği, ders aldığı, bilgi aldığı ve örnek aldığı insanlar öğretmenler. Bu manada öğretmen camiası hem dinen hem de örfi manada çok değerlidir bizim için. Yani Fatih'in Akşemseddin'e Yavuz'un da hocasına gösterdiği itimam, Hazreti Ali'nin kölelik kavramından daha ötedir. Benim inancım odur ki yani eğitim aldığı hocasına kölelikten daha ziyade kul olması gerekiyor talebelerin. Bu manada da tavşan'daki olayda yaşanan olayın perde arkasını mutlak surette iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu olayla birlikte şu gerçeklik de ortaya çıktı. Okullarda rehberlik dersleri var. Ve aynı zamanda e, psikolojik danışmanlık birimleri de var. Yani bu iki ünitenin, ben nasıl çalıştığını bilmiyorum ama tam anlamıyla, etkin kılınması gerekiyor. Ve öğrencilerin bu yoğun tempoda, özellikle pandemi dönemi içerisindeki sıkıntılarla birlikte bir hedefleri var her bir çocuğumuzun. Oraya doğru koşturmaya çalışıyorlar. Toplumsal etkilemeleri var, aile içi var, aile dışı, içi ve dışı olaylar var. Bunların mutlak surette iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ben tavşanının bu tür olaylarla anılması taraftarı değilim. Ailesi adına da öğretmenlerden özür diledik. Ailesinin de biliyorum ki, eminim ki bu olay karşısındaki mahcubiyeti gerçekten fazladır. Çocuğumuz da keşke yapmasaydım demiştir. Ama işten geçti. Bu tür olayların yaşanmaması adına bugün aynen meydanda söylediğim gibi tavşanı da gençliği bir arada tutacak olan her türlü organizasyonun destekçisi olduğumuzu geçmişte olduğu gibi yeniden ifade etmek istiyorum. Ve belediye bünyesinde kurulan gençlik yapılanmasına ve kültürel yapılanmasına dönük faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarını ilgili sendikaları, ilgili dernekleri, vakıfları bir paydaş, bir yoldaş, bir arkadaş olarak görmek istediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Yani bizim olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, tavşanın sınırları içerisinde yaşayan her bir gencin kaybedilmesinin, vebalinin ortak olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ve bu anlamda da Kadim devlet aklıyla, kadim devlet mantığıyla, hedefiyle 2023'e giden bir anlayışımız var, hedefimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesinin mutlak surette bu yeni nesil üzerinden olacağının da farkındayız. Yani önümüzdeki e, 35-40 senelik sürecin bu nesille beraber ikame edileceğini, ayağa kalkacağını ve proje olmaktan daha öte bir e, hedef olarak, e, yürütüleceğine inancım benim her zaman var. Bu manada bu gençliği kaybetmemek adına kaybetmemek adına başta ailelerden e, olmak üzere toplumsal bilincin, toplumsal şuurun ve ruhun e, bir e, karakterin, duruşun oluşturulması gerekiyor ve bu anlamda da aynen meydanda olduğu gibi yeniden e, keretlenmenin yapılması gerekiyor. Birliklerin sağlanması gerekiyor. Tekrar öğretmenimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. O ailesi adına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. İnşallah tekrar tavşanı da yaşanmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimize, öğretmen camiasına geçmiş olsun temennisini, temennisini tekrar duyurmak istiyorum. Sağ olun.